Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç'teki PKK provokasyonu ile ilgili konuştu. Bozdağ, sözlerini yerine getirmezlerse Türkiye'den NATO'ya giriş vizesi alamazlar dedi. İsveç hükümeti verdiği sözleri gereğini yerine getirmedi. Çünkü İsveç'te Sayın Cumhurbaşkanımızın maketini asan teröristler, bunu İsveç polisinin müsaadesi ve seyrederken gözleri önünde yaptı. PKK provokasyonuna sessiz kalan İsveç hükümetini eleştirdi. NATO üyeliği için net konuştu. Eğer sözlerini yerine getiremezlerse NATO'ya giriş vizesini Türkiye'den alamazlar. Teröristlerle dayanışma içinde olanlar, işbirliği içinde olanlar ya da onların eylemlerine göz yumanlar, müsaade edenler ya da polisin gözetiminde eylem yapmasına izin verenler Türkiye'den NATO üyeliğine izin vermesini beklememelidir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altılı Masa'nın anayasayı yok saydığını söyledi. Altılı Masa'nın etrafında oturanlar anayasayı yok sayan bir değerlendirme yapıyorlar. Esasında onlar Türkiye'de parlamenter hükümet sisteminden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinin de aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala farkında değiller gibi konuşuyorlar. Bozdağ, altılı masanın kaos çıkarmayı vaat ettiğini dile getirdi. Bizim emir erimiz gibi hareket edecek, anayasadaki yetki ve görevlerini bizim kullanmamıza izin verecek bir cumhurbaşkanı size vaat ediyoruz diyorlar. Eğer cumhurbaşkanı seçilir de bizim dediklerimize uymazsa yasamayla ya da seçimle cumhurbaşkanını tehdit etmeyi vaat ediyoruz diyorlar. Bunlar kriz çıkarmayı, kavga çıkarmayı, kaos çıkarmayı millete vaat ediyorlar. Türkiye'ye eli, ayağı, ağzı bağlı bir cumhurbaşkanı seçtirmeyi vaat ediyorlar.